Başlangıçta da Caner Erkin'e verilen 6 maçla ilgili kanaatlerimizi ve haberini verdik. Şimdi son zamanlarda en çok konuştuğumuz sorulardan biri şu. Türk futbolu nereye gidiyor? Daha doğrusu Türk futbolu niye gitmiyor? Niye ilerleyemiyor? Yani ne milli takım dünya maçlarına, Avrupa maçlarına gidebiliyor? Ne kulüplerimizden Beşiktaş hariç Şampiyonlar Ligi'nde bir ilerleme var? Yok yani takım, yedek kulübesinde de sahada da 11 tane oynayan yabancı futbolcu izliyoruz ki son Beşiktaş, özür dilerim, Fenerbahçe Galatasaray maçında da yine bunu çok dikkatimizi çeken unsurlardan biriydi. Şimdi pek çoğumuz şöyle bir futbol sohbetine oturduğumuzda altyapı yok ki diye başlıyoruz. Gerçekten var mı yok mu? Habertürk merkezi olarak bu konuya bir mercek tutalım istedik. Hem Türk milli futbol takımı hem de kulüplerimiz uluslararası turnuvalarda harcanan onca paraya, yapılan onca transfere rağmen başarılı olamıyor. Son mükemmel vurdu Onur ve toparlarda. Sadece 325 bin nüfuslu İzlanda'ya yenildiğimizde çok sinirlendik. Türk milli futbol takımı nasıl Avrupa Kupası'na, Dünya Kupası'na gidemez diye. Bu sorunun sadece görünen kısmıydı oysa. Türkiye artık altyapıdan futbolcu yetiştirme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu tarafa kay artık. Evet, pas iste. Türk futbolunun gelişmesini istiyorsalar 21 yaş altı topçu oynatmak zorunluluğu tutmaları lazım. Uluslararası turnuvalardaki başarısızlıklar bir tarafa, artık ülkemizin takımlarında ilk 11'de yerli futbolcu olmayabiliyor. Futboldan anlayan herkesin söylediği tek şey var, sorun altyapı. Gelin Türkiye'deki futbolun altyapısının bir fotoğrafını çekelim. Bunun için 300'e yakın futbolcusu olan Çengelköy Spor Kulübü'nün bir tesislerine bakalım, maçlarına gidelim. Türkiye'deki futbolun altyapısı ne durumda bir görelim. Çabuk yap baskıyı. Oyna, oyna, oyna. Sağ bek oynuyorum hocam. Nereye koyarsa orada oynuyoruz da sağ bek oynuyorum. İleride futbolcu olabileceğine inanıyor musun gerçekten? Ne düşünüyorsun? Çalışırsam yaparım gibime geliyor. Kalede başlıyorsun. 2 Metehan, 3 Çağatay, 4 Serhat, 5 Mehmet. Avrupalı yaşıtlarından hiç de eksikleri yok. Hatta fazlaları var. Gözlerinde müthiş bir enerji fark ediliyor. Peki ne oluyor da bu çocuklar biraz daha büyüdükten sonra Avrupalı futbolculardan değişim gösteriyorlar, farklılaşıyorlar? Ben bu çocuğu alıyorum, getiriyorum 7. sınıfa kadar. U13'e geliyor. U14 başlıyor. Veli bana şunu diyor. Hocam Teok var, biz bu sene yokuz. Ve antrenmana ben, buyurun bakın, bu kadar sayıyla çıkabiliyorum. Oysa bugün şurada şu an 30-40'a yakın öğrenci olması lazım. Bunlar çocuk. Ama takımın yarısı dershaneye gidiyorlar. Bu pırıl pırıl arkadaşlar Çengelköy Spor Kulübü'nün U14 takımı. Gelecekte onlar Arda olacaklar, belki Messi olacaklar ve şimdi de bir maça gidiyoruz onlarla beraber. Maltepe'de Küçükyalı Yelken Kulübü ile maçımız var. Bakalım kim kazanacak? İyi takım mı? Güçlü mü? İkinci, biz birinciyiz. Önemli maç. Onca yolu geldikten sonra soyunma odasını bir gösterelim size. Bakın içeri girdiğinizde bir kere konteynerden bozma bir soyunma odası burası. Bir koku var. İyi niyetli bir yer ama temizlik konusunda biraz sıkıntılar yaşanıyor. Arkadaşlar şimdi hazırlanıyorlar. Kıyafetlerini giyecekler ama ısınmak için yerleri yok. Beyler, yensen de yenilsen de iyi futbol istiyorum. Sabri Hocam maç öncesi son motivasyon konuşmasını yapıyor. Bu takımla birlikte Çengelköy Spor'un 6 ayrı takımını Sabri Hoca çalıştırıyor. Sabri Hoca bir kahraman. 1500 lira maaş alıyor. Bu parayla bütün her şeyini bu çocuklara veriyor. Bir kere çocuklar değer değer. O ifade veriyor. Yani mutlu olmak, işte bunlarla ne bileyim maçı kazandığınızda, hatta kaybettiğinizde onlarla üzülmek, onlarla sevinmek, işte o 1500 lirayı o zaman değiyor. Çocukların maçtan sonra duş alacağı yeri de göstermek istiyorum size. Işıkları yanmıyor. Biraz kötü koşullarda duş başlıkları çalışmıyor. Yerde tuvaletler birazcık kokusu çok kötü. Bakın burada hemen duş aldıkları yer. Burada duş imkanı çok zor işte. Bu koşullarda çocuklar
Buradan yetişecekler, büyüyecekler de futbolcu olacaklar, Avrupa'ya transfer olacaklar. Zor görünüyor burada. Çengelköy Spor U14 takımı bu maçını da 3-1 kazandı. Ama Türk futbolu hep kaybediyor. Yabancı futbolcuların transferi için yılda ortalama 150 milyon avro ödüyoruz. Transfer ettiğimiz futbolcular içinse yılda en çok 30 milyon avro alabiliyoruz. Bir kulübümüzün altyapısı bu. Tabii altyapılarda fiziki şartların kötü olması değil tek sorun. Bir de yetenekli çocukları bulup ortaya çıkarmak sorunu var. O çocuklara iyi bir eğitim vermek de başka bir sorun. Yani sorun çok. Eğer başarmak istiyorsak da tüm bu sorunların üstesinden gelecek iyi bir tarama ve eğitim sistemi kurmak zorundayız. Serkan Tahmaz ve kameraman arkadaşımın ellerine sağlık. Niye altyapı yapamıyoruz değil, niye altyapımız yok demek belki daha doğru. İşte bu yüzden.